Oo, çok karanlığız ya. Ha, gözlüktenmiş. Diyorum ki niye karanlık, gözlüktenmiş. Hadi aşkım, beraber yapalım mı? Yok, hayır. Tamam. Herkese kocaman bir merhaba. Wow, çok enerjik açıldım, açılış yaptım. Uzun zamandır bu kadar enerjik değildim. Dışarı çıktık. Bu pazar hava o kadar güzel ki sabahtan beri evdeyiz. Keyif yaptık, bir o tarafa yattık, bir bu tarafa yattık. Sonra kalktık, diğer tarafa yattık derken saati 3 yaptık. En azından dışarı çıkalım dedik. Alınacak işlerimiz vardı. Birkaç ufak, bizim ufakla bir şeyler almamız gerekiyordu. Onun siparişini vermiştim. O gelmiş. Onu almaya gidiyoruz. Bir de bence günün en beni heyecanlandıran şeylerinden bir tanesi de ilki tabi yavrucağımın yeni doğan kıyafetini almak. İkincisi de artık bir yeni telefon alıyorum ben de sonunda. Onun için gidiyoruz. İnşallah vardır aşkım. Yoksa yalnız var ya, yoksa rengi yok. Vardır, vardır. En fazla. Vardır, vardır. Vardır, bence vardır. Metin'le Sema İstanbul'da, onlar geliyor. Tolga ile Aylin geliyor, yoldalar. Hep beraber önce işlerimizi halledeceğiz, sonra da aramızda kalsın ama Sulata yemek yiyeceğiz. Yeni açılmış Zorlu'ya. Zula. O yüzden orada bir hamburger kaçamağı yapacağım. Yani arada kaçamaklar yapmak benim de hakkım. Genelde sağlıklı besleniyorum ama bu hamburger yemeyeceğim anlamına gelmiyor. Bundan en çok mutlu olan da baba adayımız Hakan Bey. Ben mütemadiyen açım. Bu arada Zorlu'daki çakra mağazası İstanbul'daki en büyük çakra mağazasıyım. Mutfak ürünleri de var. O kadar güzel şeyler var ki çıldırırsınız. Böyle böyle. Oturayım ben. Gerçekten satılıyormuş. Biraz pahalı değil mi? Hemen oturayım. Evet, Yajun tatlılarına bakar mısınız? Tamam, bunu alalım. Çok tatlı. Zahiren kaybedeceğim. Farklı bakmışlar. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Aşkım, yeni doğanımız hazır. Genelde aldığım bütün ürünleri unisex alıyorum. Böyle pembeymiş, maviymiş çok almıyorum açıkçası. Alıyorsam da soft haliyle alıyorum. Cinsiyetini biliyorum ama daha fotoğrafla açıklamadığım için kimseye burada söyleyemiyorum sürpriz olsun diye. İsmini bile belirledik. Söylemiş miydim bunu acaba daha önce söyledim? Size özlediğiniz ekibi gösteriyorum. Ve yok artık gülüyor kameralarıma. Deminden beri ne yesem kararsızlığı içerisindeyim. Zula diye çıktığımız serüvende burnuma kremalı makarna kokusu geldi. İtalya'ya girdik. İtalya'da kremalı makarna yokmuş. Son uzman Zula dedik, Zula'ya gidelim bar dedik. Çünkü İtalya, evde hep kremalı makarna yapabiliriz. İtalya krema kullanmıyorsa demek ki makarnada krema kullanılmaz. Sosta. Aynen. İtalya'ya gitmedim ki, bilmiyorum. Ha? Nasıl İtalya? Bak. Yaptı mı? Yaptı. Yap bakayım. Onu yapamıyorum. Hayır. Onu yapamayacak izin seni. Yap bakayım. Yap yapamıyorum. Ay hepiniz yap. Hayır. Metin sen yapabiliyor musun? Tolga sen? Tek ben mi yapamıyorum? Nasıl yapıyorsunuz? Bayağı. Derken dile. Beni R'leri söyleyebiliyorsun. R'leri söylüyorum canım. Aa, çok yapamıyorum. Hepiniz yaptınız. Bence sen dilini döndürüyorsun. Sen yapamıyorsun. Sonunda yer bulup oturabildik. Evet, tamam. Hak edin. Ay çok sevdim ben bunu, böyle herkese dilini döndürüyorum. Aşkım seninki bu. Hadi takın aynı anda. Alayım mı onu artık? Şu an Apple'a geldik ve kararsızlıklar prensesi olarak ben yine karar veremiyorum. 11 işimi görüyor ama bir 11 Pro Max'te
kafam karıştı şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün özellikleri aynı. Sadece ekranı farklı. Ekranı farklı olduğu için sanki farklıymış gibi gözüküyor. Ama aynı. Fotoğrafı çekiyor ikisi de. Ne aldığımı eve gidince göstereceğim. Başımıza neler geldiğini de anlatacağım. Dünyanın en kararsız insanı ben. Şu çocuğu bezdirdim. Ama sonuç olarak bir karara ulaştım sonunda. Ama çok mantıklı kararlar verdim. Onu size eve gidince anlatacağım. Şimdi birazcık yorulduğum için çok fazla kamerayı elime alamıyorum. O zaman evde görüşürüz. Merhaba, eve geldik. Direkt üstüm başımı değiştirmeden size şunları göstermek istedim. Çıldıracağım. Bu nedir? Bunların Çakra'dan aldım. Çakra'dakinin en büyük özelliği %70 bambu, %30 pamuk olması. Bunu herhalde şunu içine giyecek. Şöyle yıldızlı bir bodysi var. Birine diğerini giyecek. Sonra şöyle bir... Allah! Aşkım şunlara bak ya! Böyle bezi var. Önlük mü? Bu ne acaba? Bilmiyorum. O da böyle. Şapkası. Şu da şöyle iki tane eldiveni. Bir tane de battaniyesi var. Şöyle. Toplu set olarak 300 liraya aldık indirimde. Ben onu hemen size göstereyim dedim. Çok uzak kaldık. Bence tamam şu an. Bence şu an okeyiz. Yukarıdaki ışığı beğenmeyince ben de yeni telefonumla buraya geldim. Yeni telefonum. Hazır mısınız? Paylaşıyorum. Son kararım iPhone 11 Pro oldu. Bütün 11 Pro, Pro Max arasında üçünün arasında gidip geliyordum. Herkes aslında 11 ile çok bir farkın olmadığını söyledi. Ama özellikle de böyle bu ekran işi yaptığımız için belki de benim için ekran kalitesi çok önemli. Renkler nasıl çıkıyor onları görmem gerekiyor. Ekran kalitesi olarak Pro hepsinden çok çok başarılı olduğu için Pro aldım. Pro Max bayağı büyük bir telefondu. Çocuk olacağı için tek elle telefon kullanmam da gerektiğini düşünerek Pro Max yerine Pro aldım. Bütün her şey aynı. Sadece küçük olanını aldım anlayacağınız. Ve daha kolay selfie çekilebilir. Diğerini de çekemedim. Elimden çok düşürdüm, kaydım. O yüzden bunu aldım. Beraber açalım. Açıyorum. Şekilde kulaklık şarj aleti. Alo, geldik. Anne iç bodysi var, üstüne bir şey bodysi var, sonra şapkası var, eldiveni var, bezleri var, şey var bir de, battaniyesi var. Eksik var mı? Siz gittiniz mi sinemaya, ne yaptınız? Komik değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Komikmiş ya, bayağı giden herkes aynısını söylüyor. Biz de gideceğiz. Öpüyorum anneciğim. Görüşürüz. Geceler. Bay bay. Annemler de sinemaya gitmiş babamla. Eltilerin savaşına. Ben de çok merak ediyorum. Giden herkes çok keyif alarak, eğlenerek çıkıyor. Neyse konumuza gelecek olursak. Kablolu kulaklık. Şarj aleti. O kadar. Başka bir şey çıkmıyor içinden zaten. Type-C'ye geçilmiş artık. Type-C USB'den farklı bir giriş sistemi mi denir? iPhone bütün yeni modellerini Type-C'ye geçiriyor. Artık USB'yi ortadan kaldıracak gibi gözüküyor sanki. Kılıfını çıkaralım. Bir de buna kılıf aldım. Somon rengi bir kılıf aldım. Ben iPhone'un kılıflarına bayılıyorum. Benim bir önceki meşhur bir kırmızı kılıfım vardı. Onu 1,5 seneye yakın kullandım. Başka kılıfa gerek kalmadan. Yani bu kadar para veriyoruz, buna değiyor. Neden diyecek olursanız içinde böyle bir tüylü bir yapısı var. Mükemmel koruyor telefonu. O yüzden ben çok severek kullanıyorum. Bence tatlı oldu. Yani anlayacağınız yeni telefonum bu şekilde. Size daha güzel fotoğraflar, daha güzel storyler çekebilmek için aldım. Tabii bizim ufaklıkla beraber olacağımız için. Böyle. Saat 11 yaptık, artık duşa girip yatma vakti. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Mümkün olduğunca videolar çekmeye başladım farkındaysanız. Bir tebriği hak ettiğimi düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Buraya kadar izlediyseniz bir like.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.